Evet, İzmirliyim ve deprem sırasında jimnastik salonundaydık. Aralık'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için seçme yarışmamız vardı. Ama yarışmaya başlamadan 10 dakika önce deprem olunca tabii ki hem çok korktuk hem de iptal oldu yarışma. Hemen jimnastik aleti kuplu beygirin altına saklandım deprem sarsıntısı geçene kadar. Daha sonrasında zaten geçti ama tabii ki yarışmamız da iptal olmuştu. Hissedilmeyecek gibi değildi. Yani ilk defa bu kadar kuvvetli bir deprem yaşadım ve gerçekten çok korktum. Çok korktum. Hatta yarışma iptal oldu. İptal olmasaydı yarışabilir miydim bilmiyorum. Büyük ihtimalle kendimi toparlardım ama daha sonrasında küçük depremler de yaşadık ve en ufak sarsıntıyı bile hissedebildim. Normalde o kadar çok umursamazdım sanırım ama bu büyük depremi yaşadıktan sonra en küçük titreşimleri bile hissetmeye başladım. Bu sene aslında hepimiz için çok sıkıntılı bir sene oldu gerçekten. Yani korona, deprem, pandemi süreci derken 2020'nin nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ama ben de bir sakatlıkla bu yıla başladım diyebilirim. Daha sonrasında pandemi çıktı ve olaylar bu şekilde gelişti. Ama aslında benim yararımı oldu diyebilirim. Çünkü iyileşmem için gerekli süreyi kazanmıştım. Ve şu anda da geldiğim durum gerçekten çok iyi. Ama bu yaşadığımız olaylar hala 2020'nin hepimiz için iyi gitmediğini gösteriyor bize. İnşallah 2021'i daha iyi bir yıl olarak geçirebiliriz. Bir an önce 2020 bitsin istiyorum aslında. Şurada bir iki ay kaldı. İnşallah o 2 ayda da ciddi bir şeyler yaşamayız. Sporu bir kenara bırakacak olursak bu sene bana sakatlıkla nasıl başa çıkabileceğimi tekrar hatırlattı. Aynı zamanda hem ailemle hem de çevremdeki insanlarla iletişimimin daha çok güçlendirdiğimi öğretti. Ve virüs salgını nedeniyle nasıl sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliriz bunu öğrendim. İşte maske tedbiri, evde kalmamız gerektiğini, evde neler yapabileceğimi yani eve kapandığımda neler yapabileceğimi öğrendim. Gerçekten bunlar da aslında bu olay başımıza gelmeden öğrenemeyeceğimiz şeyler. Bu yüzden bu olaydan bile fayda çıkarmak gerekiyor. Ben de bunu yaptığımı düşünüyorum. Korona salgını sürecinde yaşamak benim için aslında çok zor olmadı. Çünkü ben evde durmayı seven biriyim. Ve genelde aynı zamanda e-spora da meraklı biriyim. Ve o zamanımı genelde bilgisayar başında geçirdim. Ama tabii ki antrenmanlarım devam etti. Online antrenmanlara devam ettik. Ve birçok programa online şekilde katıldım. Görüntülü konuşma şeklinde. Ama benim için çok sıkıntılı olmadı açıkçası. Aynı zamanda bu sene bana sporun dışında özel hayatımda da bazı adımlar atmam gerektiğini hatırlattı ve kız arkadaşımla 3 yıldır beraberiz ve ona evlilik teklif ederek bir adım atmış oldum. İnşallah olimpiyatlardan sonra da daha ciddi bir şeyler düşünüyoruz. Bakalım.